Adasuz Kedinin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Cimilli Libo. Evet, karşınızdayım tekrardan. Ne diyeceğim bilemedim giriş yaparken saçma oldu oturamadım da. Neyse devam ediyoruz. Yine poşanın kafasıyla burada. Neyse yapacağımız iş burada. Şunları silelim mi ya? Şimdi yapacağımız iş ise artık gerçek işleri yapmaya başlıyoruz diyebiliriz. Bakalım ne yapacağız burada. Geldik geldik geldik. Evet artık ben buna bastığımda bu verinin artması lazım. Bu verinin nasıl artacağına bir bakalım. Nasıl yapacağız? Buradaki aksiyonu ilk olarak yapalım. Ben buna bastığımda bunun bası, buna basılıp basılmadığını anlayacağım bir jQuery kodu yazacağım. Tıklandığımda alacağım değeri. Nedir? E, bu arkadaşın post'un e, ID'sini alacağım. User'ımın ID'sini zaten session'da tutuyorum biliyorum ve e, hangi tuşa bastığımı bileceğim. Bu şekilde bu verileri alıp veri tabanımıza yazdı yazdırma işlemini yapacağız. Veri tabanına yazdırma işlemini de nasıl yapacağız? Tabii ki de post ile yapacağız da. Şuradan like tutorial mıydı? Like 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 like. Evet. Votes kısmına user id atacağız, post id atacağız, votes status atacağız. Ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. İşte bu kadar. Peki bu kadar diyor da adam bunu nasıl yapacağız diyebilirsiniz doğal. Hemen Asset klasör altındaki, JSN'in altındaki custom JS dosyasını açalım. Şimdi burada da onu yükleyeceğiz. İlk olarak burada nerede var? Login formda e, gereksiz yere bunlara eklemiştik bunlara burada ihtiyacımız yok Hemen bunları buraya yapıştırıyorum Ve aksiyonlarımızı alabiliriz artık Custom Custom.js'deki Alert'ı deaktif hale getiriyorum Gördüğünüz gibi Çalıştı başarılı bir şekilde Şimdi gelelim şuraya Buton Danger değil buton Success btn Like Ya da Like btn Like the list Yapan bir adama güvenmeyin arkadaşlar like deyip e, yapana güvenmeyin işte dislike button like button İki arkadaşı buraya tanımladım class tanımladım bunları şimdi kontrol edeceğim diyorum ki dolar nokta like button'a tıklandığında function bir function çalıştır aynısından bir de ne için yapacağım dislike için yapacağım alert like shine bright like a diamond shine bright like a diamond dislike şimdi yeniledim sayfayı bastım like'a basmışsın bastım dislike bastım like dislike like la like, la like like dislike evet birinci videoda mı ne bunu arıyordum life is life buydu yani neyse gereksiz bilgiler yani like ve dislike'ın artık değişimlerini algılayabiliyorum Mükemmel. O halde devam bu nedir ya? Bu nedir görebiliyor musun? Böyle yapıyorum garip garip hareketler. Şuna benziyor. Sanki kendi içinde burada ça şeyler yapıyorum işte eğlenceler. Evet. Devam ediyoruz. Peki. Ben neye tıkladım? Yani demek istediğim şey şu. Hangi postun like'ına tıkladığımı nereden anlayacağım? İşte onu da şu şekilde anlayacağız. Yani ben tıkladığım event'in üzerinden yola çıkacağım. Yani tıkladığım element'in like'tan yola çıkacağım. Burada diyorum ki batına burada data ya da data diyebiliriz. Hadi ben açıklayıcı olsun diye burada birazcık güven şeyi id diye buraya yazacağım. Ama normal şartlarda buna unique bir url verebilirsiniz. O url'lerden iş yapabilirsiniz. Oradaki mantık size kalmış. Ben burada e, mantığın başarılı bir şekilde anlaşılabilmesi için rahat bir şekilde anlayıl, anlaşılabilmesi için bunu e, yapacağım. Hemen diyorum ki data id dedim. Basit yapmaya çalışacağım yani. Diyorum ki data id eşittir post tun id'sini bana verecek diyorum. Ben sadece şuradan şunu alacağım. İşte bu kadar. Yapacağım işlem bu. Kopyaladım bu arkadaşı. Aynı şekilde buna da yapıştıracağım. ID'lerini alacağım. Nasıl alacağım? Sağ tıklıyorum. İncele diyorum. Şurada şunu büyüteyim. Nerede? 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 Şurada da ID. Şuna tıklıyorum. Bunu buradan alıyorum. <laughs> Neyse buradan alacağım. Yani nedir? Data ID isimli bir tane attribute'umuz var. Bu attribute'u okumam lazım. Like butonuna bastığımda o butona ait bir tane attribute var ve ben o attribute'u okuyabilirim. En önemli durum bu. Bunu okuyacağım ve göndereceğim. Okuyalım ilk olarak. Diyorum ki var data id eşittir dolar this yani tıkladığım element şu like button'daki attribute'lerden data id isimli olanı bul ve bunu bir değişkenin içerisine aktar. Bana da bunu alert ile göster. Aynı aksiyon. Şunu kopyalıyorum. Aynısını buraya da yapıyorum. Yeniledim. Bastım. Birmiş. Bastım. Birmiş. Bastım. 2'miş. Bastım. Üçmüş. Üçmüş. Güzel. Hepsi başarılı bir şekilde çalışıyor. Muazzam. O halde ID'leri aldığıma göre artık ben bu verileri gönderebilirim. Onu yapalım. Nasıl göndereceğim? Post ile göndereceğim. Diyorum ki kardeş post ile gönder. Neyi gönder? URL'ye gönder. Neyi gönder? Şuradaki datayı gönder. Dön gönderdikten sonra oradan bana bir cevap gelirse ne yapacağım? Bir function çalıştıracaksın tabii ki de. İşte bu. Resp diye de buradan response'u temsil eden bir arkadaşımız olsun. Peki URL nedir? URL benim buradaki metot isimlerinden birine denk gelecek. Diyorum ki kardeş public function ee, vote dedim oyla. Tamam. Oyla dedikten sonra dolar işte, this input input post ile almam lazım. Ama ilk olarak ben şurada echo testim. Burasının çalışıp çalışmadığını başarılı bir şekilde anlayalım. What dedik. What'u hemen what diyebiliriz de roots'a gidip buna bir tane root yazabiliriz de. Postun altındaki what dedim. Ve diyorum ki ee, oyla değil de bununla da. Vote da doğru bir isim değil aslında ama ee, ne diyelim ya ona? Vote diyelim kalsın. Buna güzel bir isim bulabilirsiniz. bulursanız buraya yapabilirsiniz. Vote. Yani durumu belli et, ne bileyim beğen, yani like dislike gibi bir şey demek istemiyorum ondan kaynaklı olarak böyle. Ee, kaldı. Vote dedim. Yani ben burada vote değil ya. Oyla olacak. Oyla olursa şu metot çalışacak. Bakalım. Şimdi oyla'ya göndermemiz lazım bunu. Nasıl? Şu şekilde. Hatta onu çalışıp çalışmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Oyla dedim. Oyla değil ya. Oyla gördüğünüz gibi çalışıyor. Güzel. Yani normal bir metottan hiçbir farkı yok bu arkadaşın. Diyoruz ki kardeş HTTP'nin altındaki lokal host'un altında bulunan yani lokal altındaki oyla e, isimli adrese git. Buraya Burası bir obje arkadaşlar. Ee, diyoruz ki neyi gönderecek? Neyi gönderecek? Bu neydi ya? What ID değil de neydi bakalım? He, evet evet evet. Post ID diyoruz. Neyi göndereceğiz? Biz burada data ID ve e, what type mıydı? What status müydü? Alanımız what status demişiz. What status diye bir değer gönderiyoruz. Bu da 1 olacak. Tamam? İşte bu kadar. 3 adımda URL data yani dilerseniz bunu bu şekilde de yazabilirsiniz hiçbir mahsur olmaz bunu gönder ve bir cevap gelirse response'un içerisine aktar gelen bir cevap olursa bunu bana alert ile göster gönder şimdi bunları gönderdik de ilk olarak biz bu adrese javascript üzerinden jQuery üzerinden gidip gidemediğimizi bir kontrol edelim post ile buraya geliyoruz şu an echo test yazıyor ne yapacak buradaki süreci anlatayım post yap tamam formdaki posttan hiçbir farkı yok nereye şu adrese bir data gönderiyorum. Şunların da formun içerisindeki inputlardan hiçbir farkı yok. Bu işlem olduğunda nasıl bir adrese post edersiniz o adreste bir aksiyonlar olur sonra bir sonuç üretirsiniz bir yere yönlendirirsiniz ya işte buradaki adresteki bir şeyler olacak sonuçlar olacak ve orada bir şeyler ekrana göstereceğiz belki yönlendireceğiz onun cevabı bize resp içerisinde gelecek peki REST nasıl dolar resp'e ben şurada şu metotun içerisinde yazmış olduğum, herhangi ekrana yazdırdığım herhangi bir şey direkt Respin içine gider. Print read yazabilirim, echo yazabilirim. Hata da çıksa ekrana bir şey yazdırmadır. Bu yine Respin içerisine gider. Ben burada test yazdırdığım için burada ne olacak? Post edecek şu adrese. Bu adres nereden geliyor? Root'dan geliyor. Post kontrolünün altındaki vote metodu. Buraya geliyor, bunu buluyor, ekrana test yazıyor. Daha sonradan metot bittiği için Buraya geliyor. Resmin içerisine doluyor. Resp de ekrana yazıyor. Ne yazacak? Alert yazmasını bekliyoruz. Bastık. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Neden çalışmadığına dair en ufak bir fikrim yok. Bakacağız. Hata veriyor. Oyla diye bir şeyi bulamamış bu arkadaş. Lokal host'un altındaki like dislike'ın altında bulunan olacaktı tabii ki de o. Tekrardan yeniledim. Bastım. Ekrana test geldi. Bunda bir şey gelmiyor, bunlar da geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben data göndermiştim. Bu dataları buradan alalım bakalım nasıl alacağız. Dedim ya bunun normal bir formdaki posttan farkı yok. Input diyorum, post diyorum. Neydi? Post id dedi. Post id diye bir değişkene bunu aktarabilirim. Pekala bunun haricinde ne vardı? Bir de vote status vardı. Burada vote status dedim. Şöyle geldim. Güzel. Vote status. Okey. Peki. Benim kullanıcıma da ait bir verim var. Nedir o? User ID eşittir. Onu nereden alacağım? Hiç formlara, verilere yazmayın. Session'da bu. Session'dan almanız lazım. User'ın ID'sini bir yerde göstermek kadar cahilce bir durum yok. Kesinlikle onu yapmayın. Ondan sonra güvenlik açığı bir kere ya. Niye sinirlendiysen bilmiyorum. Ne yapıyorsun Gökhan? Session. Session içerisindeki user datadan user'ı çek. Biliyoruz ki burada var. Bir de id'yi buradan al. Zaten biz burada bunu bu, rahatlıkla alabiliyorduk. id'yi bu şekilde alabilirsiniz. Eğer bu şekilde sintaks size zor geliyorsa mesela bakın şunu yapabilirsiniz. Ben user'ı zaten böyle çekiyorum ya. O yüzden gelip şuraya dolar user op dolar user yazabilirsiniz. İşte bu şekilde. User ID'yi de böylece elde etmiş olduk. O halde şöyle yapalım. What dedik. Bunların hepsini ekranda göstertirebilirsiniz de. Hatta gösterelim hadi. Güzel olur. Yani adım adım gidelim. Ben her şeyin oturduğundan emin olmak istiyorum. Umarım oturuyordur diyeyim ona da. Post ID bu. Devam ediyorum e what what 2. dolar what status aynı şekilde dolar user şöyle yapalım. user id 2. dolar user id. İşte bu. Bunu bize geri döndürsün bakalım bu sefer. Bastım post id 1, what 1, user id 1. Bastım post id 2, what 1, user id 1. Güzel. Aynı işlemi şuna da yaparsak ne yapmış olacağız? Dislike'ı da aradan çıkartacağız. Yeniledim. Tabi burada ne olacak bu sefer? VOTE STATUS eksi 1 olacak. Ya da sıfır da olabilir. Hiç fark etmez. Yeniledim. Bastım. Gördüğünüz gibi VOTE 1. User ID 1. Bastı. Bu sefer VOTE eksi 1. Şimdi farklı bir kullanıcı ile bu işlemi kodlayalım. E, deneyelim daha doğrusu. Safari'yi açtım. Yazı listesiyle girelim. Enter bizi nereye session'da olduğu için direkt burası geldi tabi bastım bu sefer post id 1 vote 1 user id 2 başarılı bastım post id 2 vote eksi 1 user id 2 yani işlemlerimi buradaki parametreleri başa bir şekilde alıyorum benim ihtiyacım olan user id post id vote status başarılı bir şekilde geliyor o halde burada tek yapmam gereken şey veri tabanına bağlanıp bunları kaydetmek nereye kaydedeceğim Votes isimli bir tabloya. O zaman bir tane daha model oluşturalım dilerseniz. Her tablo için bir model oluşturabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben bunu kopyaladım yapıştırdım. Aynı işlem yapacağım. Volt. Ve buraya Volt diyorum. İşte bu kadar. Volt model. Buraya da Volt diyorum. Ama kaydetmek için tabi get'e ihtiyacım burada şu an yok gibi gözüküyor ama kalsın belki işime yarar. Sanmıyorum ama. Function dedim diyorum ki insert olsun ya da add olsun mesela. Neyi ekleyeceğimizi burada parametrik olarak söyleyeceğiz ama burada mantıken başlayalım. dolar dizdiği gibi ne yapıyoruz? Nereyi kaydedeceğiz? Insert ile bu işlemi yapacağız. Peki insert'in çalışması neydi? Neyi nereye? Yani ben buraya array içerisinde neyi kaydedeceğimi söyleyebiliyorum. Ee, ne, nereye kaydedeceğimi de ya şöyle düşünün. Bir array gelecek. Neyi kaydedeceğim? Nereye kaydedeceğim? dolar diz table'a tabloma. Ereğimi tabii ki de nereden alacağım? Şuradaki insert isimli Array'den alacağım. Bu Array nereden gelecek? Veri tabanından gelecek. Ve bunun sonucunu bana geri döndüreceğim. Geri döndüreceğim ki bu işlemi bana bir, bir ya da sıfır diye bir değer döndürsün. Geliyorum buraya. Diyorum ki kardeş dolar this VOT model Lot, vot pardon lot, model vot model dolar this vot model neydi add buraya ne ekleyeceğiz array array'imizde ne belirteceğiz post id dolar post id vot status Tuz status dolar What status? Aynı şekilde bir de ne var? User ID, user ID. User ID şurada dursun. Dolar user ID. İşte bu kadar. Yapacağımız tüm işlem burada bu kadar. Buraya da dolar insert diyelim. Bunun cevabını ekranda gösterelim. Eko dolar insert dedim. Ekrana bastıracağım. Bakalım bir hata var mı göreceğiz şimdi. Yine dedim. Bastım hata verdi. Muhtemelen insert'ün sıralamasında karışıklık yaptık. Internal server. <laughs> Internal server error diyorsa burada arkadaşı tıklayacaksınız. Bakın burada diyor ki kardeş ben diyor like tutorial'ın altında array diye bir şey bulamıyorum diyor. Neden? Benim söylediğim şeyden dolayı. Şuradaki nereye neyi olacak o sorusu. Yanlışlık yaptım pardon. Şimdi sildim. E, clear yaptım. Tekrar bastım. 1. İşlem başarılı. Bastım. 1. İşlem başarılı. Bastım. 1. İşlem başarılı. 3 tane arkadaşı buraya ekledim. Yeniledim. Bakın. User ID 1. Post ID birincisini beğenmişim. ikincisini beğenmemişim. Üçüncüsünü yine beğenmişim. Şeklinde gözüküyor. Yani ekleme işlemi başarılı gözüküyor. Tekrar burayı da yenileyelim sayfayı. Bastım. 1. Başarılı. Bu da ikinci de kablosuz kedi de utanmadan her şeyi beğensin mesela. Tamam. Bakalım. Yenilediğimde bakın bu sefer ikiler de geldi. Hepsini beğenmiş. Yani ne yaptık bu dersimizde? Veri tabanına bir post işlemini nasıl yapılacağını gördük ve postun cevabını burada geri döndürdük. Ee, JQuery ile beraber ee, beğenme beğenmeme aksiyonunu burada gerçekleştirmiş olduk. O halde kapatacaktım neredeyse yine unuttum. Bu dersimizi de burada sonlandıralım. bu birazcık uzun bir ders oldu mu hatırlamıyorum ne kadar oldu. Bakalım git status diyelim. Devam edelim. Git add yıldız git commit eksime eksime nokta custom.js ile like like ve dislike işlemlerini db'ye ak aktarma işlemi yapıldı diyelim. İşte bu kadar. O halde bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kodlamayı asla unutmayın.